Evet sevgili izleyicilerimiz, daha önce sizlere sürekli televizyondan sesleniyorduk. Şimdi YouTube kanalımızdan da seslenmek istiyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız mutlaka kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Balıkesir 6 Eylül'deyiz. 6 Eylül'ün 2 tane güzel insanı, Karayel Kestirici, sevgili Halil Berk Tosun abi ve Metin Canatalar abiyle beraberiz. İlk önce Halil Berk Muhammed'e sormak istiyorum. Halil Berk abi kendini kısaca tanıtabilir misin? Ben Halil Berk Tosun, 1969 Balıkesir doğumluyum. Evliyim, şiirim var. Bir kamu konumundan emekliyim. Yeni emekli olduk. Emekliliğinden sonra işte öyle gibi karar besliyoruz. Hobilerimizin en başına geliyor. Severek yapıyoruz. İnşallah rahatlık sağlık verdiği sürece yapmaya da gayret göstereceğiz. Metin Hanım, senin de bir haberden izleyeceğiniz. Ben Metin Savaşçılar, Yorkshire öğrencisiyim. Bu 1961 Balıkesir doğumluyum. Teşekkür ederim abi. Şimdi Halil Berk abi, küresindeyiz. Halil Berk abi bize biraz dress sevdamdan bahsediyoruz. Şurada kaç tane abi var? İlk önce onu söylemek istiyorum izleyicilerimize. Bunu daha önce detaylı bir şey, televizyon şeklinde programda bunu söylememiştik. Evet. Bunu söylemek istiyorum. Üretim halinde kaç tane kuş var tahminen? Sayı olarak, net olarak bilmeyebilirsin ama. Şu anda bulunduğumuz yerde yaklaşık 100 civarında bir grass kuşumuz var. Tamam mı? Totalinde 200-250 civarında 300'e yakın bir kuşumuz var. Evet. Bunların yanında bakıcılar da dahil tabii. Yani şöyle diyeyim mi? Her odaya 100 tane kuş var. Kesinlikle. Evet. Burası, var. Burası 3 artı 1 bir daire. Çok da güzel evet. Bir mekan. 3 artı 1 dairede tamamen kanalyalara ayrılmış. Evet. Hatta şöyle bir dede olarak çekeceğiz oldu biraz önce ben de. Şimdi yer olmuş. Sağ olsun yengemizde bize ikramlarını yapıyor. Kümesin bakıcısı var. Evet. Değil mi? Halil Berk abi, onu söyleyelim. Evet. İkramlar için tekrar teşekkür ederiz. Onları şöyle kenara aldık. Her odaya 100 tane kanaryamız var. Evet. Şimdi abi dress ırkını biraz bahsedebilirsiniz. Daha önce hiç duymamış, görmemiş insanlar dress nasıl diğer kuşlardan ayırabilir? Dress, kanarya ırkları içinde en süslüsü. Evet. Yani görüntü olarak da en ilerinden. Buradan şöyle bir detay alabiliriz kısaca. Buradan anlatabiliriz. Mesela bu yavru bir kuşumuz. Grassbred, diğer adıyla kavak. Erkek bir kuşumuz, 2020 damızlıklarımızdan bir tanesi. Kabaktan kastımız da tepesiz oluşuyor. Tepesiz oluşuyor, evet. Bu da yanındaki de? Yanındaki de Grested, yani tepeli dediğimiz Grested'imizden. Bu da damızlıklarımızdan inşallah. Onlardan da güzel yavrular almak nasip olur. İnşallah abi. Dediğim gibi Grest kanarya ırkının en süslüleri. Zor bir ırk. Zor bir ırk ama heyecan veriyor. Yavru almak biraz zor diyorlar ama bilmiyorum. Bana göre çok da zor değil. Yani sen dolayıkıyla yaptıktan sonra, gerekli olan ilgi hareketi gösterdikten sonra bence hiçbir şey zor değil. Evet, yavru da alıyoruz. Sıkıntı da yok. Yeni başlayacak olanlara da kesinlikle biraz ırkını tavsiye ediyoruz. Çünkü ırk olarak ne verdi? Bakıyorsun yeşil yeşile eş atıyorsun. Bakıyorsun sarı yavru yiyor. Yani düz sarı yavru yiyor. Mesela şurada bir sarı kuşumuz var. Bunun babası kapora ahraç yani melenin annesi yeşil. Düz sarı yavru verdi. Mesela şu yan tarafta var bu kuşumuz yine aynı. Bununla kardeş. Aynı batın mı abi peki? Yani aynı batın mı? Aynı batın evet. Aynı batında ikisinde aynı renk vermiş. Tabii. Birebir neredeyse aynı ikisi gibi yavru. Yani, genel öyle. Burada da maçlarımız yine böyle. Bunlar da hep böyle kardeş. Yani kendisine bakıyor. İşte dediğim gibi dress heyecan belli verce belli olmuyor. Bakıyorsun bir alma özellik yapıyorsun. Alma özellik ne verir? Kırmızı beyaz yavru verir. Yani bunun kalkıp da yeşil vermez. Ama bunlar da o şey olmadığı için yani. Özellikler biraz soru belli ama bu iş sonsuz bir iş. Tabii kesinlikle. Tabii. Aynen kesinlikle.
şekilde inşallah sezonda yaklaşıyor. Peki abi şimdi sezon yaklaşıyor. Damızlıkları eşeğe atacaksın. Heh. Damızlıkları eşeğe atarken neye özen gösteriyorsun? Mesela yani şuradan bir damızlık seçebilir misin? Burada erkeklerimiz var sadece değil mi? Erkek ve dişi. Tamam mesela şurada izleyicilerimize gösterelim. Şuradan... Bir tane erkek seçelim. Ben bunu da bunu atacağım ama bu sebepten diyebilir misin mesela? Mesela şimdi bu erkek bir kuşumuz, Grassbred, diğer tabiriyle kavak bir kuşumuz. Evet. Uzun bir bit tuylu bir hayvan. Biraz dişilere göre erkekler biraz daha iri oluyor. Evet. Fakat buna benim uzman için kanat da önemli. Bir de tüy yapısına uydurman gerekiyor. İşte bir kere bu birebir mutlaka tepede yapmamız lazım. Tabii. Yani bu kaba kesinlikle. Cevabı erkeğine iki tane tek öyle dişi ayırdık. Buna atılacak olan eş bu mu abi? Evet, bu. Mesela bu dişimizde milyon tipli yani küçük yapılı bir dişimiz. Yani yeniden yeni çıkmıyor. Yani şimdi batarsan biraz daha kuşlar iyileşir ama ileride bu farklı sıkıntılar da olabiliyor. İşte uğur yapıyor. Yani kalın kalınlar çalışırsa kuş iri olabilir ama bu sefer tüy patlaması güçleşiyor. Kral olma ihtimalleri biraz daha yeniden var yani. Hani çok iyi kuşta çok iyi bir eşi yapıp olsun diye bir şart. Yok kesinlikle. Evet olarak şimdi dediğim gibi kanatlarından bile tüyünü uyduman gerektiğini yani sert tüyünü, yumuşak tüyünü onu durursan ben diyorum güzel sonuçlar elde edilir. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Yeni abi şimdi yorumlarını alalım biraz. Senin branşın tamamının dışında duruyor ihtimal. Yani sen yok şerifsin şimdi biraz böyle bu konuya şey deneyelim ama biraz rahatsızım. Biraz uzağız yani bu konuya. Yok şerif hakkında çünkü senin abi. Yani yok şerif tamamen alakasız. Yani bizim kuşlarımızda böyle kuşlarımız çok fazla da var. Çok evet. Çok yani bizim duruş kuşu. Yani bizim ürettiğimiz yok şerifler duruş kuşu. Biz duruş üzerinden çıkmışlar. Bu kadar niteliği olması lazım. Bu halk arasındaki tabiri havuç duruşu olacak değil mi? Yani havuç yani, olacak. Göğüsü olacak, sırtı güzel olacak. Yani çeşitli şeyleri var. Ama bizim çalışmalarda yetişimlere öne aldığımız şey duruştur. Evet. Yani, duruş çünkü 25 puanla başlar. O bizim için çok önemli bir bağlı. Yani o 25 alırsak zaten yol alırız. Yani. Ve şöyle, o duruş varsa zaten hani 2-0, 3-0 galip başlamış oluyoruz. Yani başlıyorsun zaten. Yani değil mi? Yani bizim için ana kriteri zaten diyeceğim. Avuç yerde zaten var. Yani zaten. Öbür puanlar da işte 10 puan, 11 puan, 5 puan alır. Yani bizim sevdamızı ayrı. Şimdi benim arkadaşımın ürettiği kuşlar da şey tanımlamışlar. Yani Türkiye'de kendisi zaten vereceler almıştır. Kendini satmamışlar. Yani bu farklı bir ürün. Yani ben bana deseniz ki gres yetiştirir misiniz? Ben yani bilmedim bir yavrum. Hani daha da böyle atlamalar yazıyor. O da söylemek istiyorum. Yani şimdi kanal edici deyince evet. Çok apayrı. Yani tamamen ayrı bir araç. Tamam yani. Yani. Şimdi kendi içinde bir sürü dalı var, bir sürü bir araç var. Bir sürü ürken görüyoruz. Tamam. Konuştukça sohbet bile apayrı. Yani şimdi siz çok iyi dostsunuz, çok iyi arkadaşsınız. Ama hani yerimiz ürünsünüz ama ürünler anlamayın. Ürünleri konuşamazsınız. Evet. Yani benim gibi anlamayın. Yani şimdi o bana ne kadar anlasa gelirse ben anlamam yani. İlgiler buluyor. Biraz önce dediğiniz gibi Fransız olur yani. Evet. Benim yoğurt üretmem de ibadet. Ha bu evet. Alışılır. Tamam. Tabii. Belli bir zaman geçmesi lazım. O kuşu sevmen lazım. O kuşu üretmen lazım. Ki o zaman muhabbete katkıda bulunabilirsin. Yoksa muhabbete katkıda bulunabilirsin. Bizim camiamız da yani benim kendi camiam. Yok camiası. Biz de yok komşuluk. Yani bizim çizimiz yoktur. Sohbet olur yani. Yani bizim sohbetimiz yoktur. Yani. Zaten biz de yaparız ama grupları ayrı. Öğrenciler ayrı. Şimdi Ali Bey Mahmut'a ama farklı bir şey daha var. Şuradan göstermek istiyorum. Buralar hacilerimiz var. Beyan kardeşimizden damızlarımızı edindik. İnşallah bu sene bunları da üreteceğiz. Bundan da apayrı bir ırk. Tabii kesinlikle. Kanarinin kendi içerisinde yine. Ama çok farklı. Çok farklı.
Biraz hiç alakası olmuyor. Alakası yok. Alakası yok. İnşallah yani o dediğim gibi bunu da başarırız. Bakacağız bakalım. Yani görenler de zaten yani bu işe ilk başta olanlar da ilk etapta görünce böyle çok böyle şaşırarak bakıyorlar. İşte tüy yapılarından evet. Olsun. Ama tabii birisi de benzemiyor. Yani her ne kadar bakım aynı olsa da dediğim gibi farklı özellikleri de var. Hmm. İşte agilerden sözünden bir olacak. Yanlı böyle etekleri olacak. Uzak açık olacak falan. Açık olacak. Tabii yani bunu ürettikçe bunu da inşallah öğreneceğiz. İşin içine girmek lazım. İşin içine girmek gerekiyor. Dersimiz çalışmak gerekiyor. Doğru hocalardan ders almak kesinlikle. Yani hobi olarak tamam kesinlikle doğru hobicilerden ders almak gerekiyor ama bu işin hocaları var. Yani yaşayanlardan. Yani bunu kalben, siz burada kalben yaşıyorsunuz. Yani bu yaşamın alanınız olmuş. Yani bunun için nesiniz? Apartman adı bile kanarya apartmanı. Yani ben hep bunu diyorum bunu. Türkiye'de işi benzeri yoktur herhalde. Kanarya apartmanı. Kanarya apartmanı. Apartman adı bile. Peki ben videoya bir son vermek istiyorum. İnşallah daha devamlarını da tekrar çekeceğiz. YouTube abonelerimize de buradan selamlarımızı söylüyoruz sizin vasıtasıyla. Evet sevgili abonelerimiz. Bir dahaki videomuzda farklı canlılarla görüşmek üzere hepinize arasmalık diliyoruz. Bizi kanalımızı beğenmeyi unutmayın lütfen.